Vücut geliştirmeyi sanki hiç kimse bilmiyordu. Bir tek o buldu. Kilo ağır basılmalı. Antrenman sert olmalı. Old school yapan öbürünün içinden geçer. Antrenman yaparken su içmeyin diyorlarmış. Su içmiyorlarmış. Baba iyi olur yani. Net söyleyeyim yani. Bir bok olmaz. Mesleğin öyle kapalı tek taraftı ya, hani gölgede oynayan futbolcular vardı. Bir yandan yazdığında hiçbir şey cevap vermiyorum. Ha, hocam biz sizin gibi 200 kilo nasıl yapacağız? Bu gerizekalı mısın oğlum? Zaten yapamazsın. Reçel, ek beyaz ekmek, ondan sonra idmana geliyorlarmış. Yani bence iyi performans. Profesyonel sporcu bir de yani. Tıbbın gerektirdiği her şeyi yaptı. 10 gram adele kazanmadı. Dorian Yates'e bunu yapan... Bana ne yapmasın veya Ahmet Mehmet'e ne yapmasın? Bizi anamıza sever ya. Evet arkadaşlar, kimle beraberiz? Serdar Aktolga. Hocam nasılsın? Sağ ol dostum, sen nasılsın? Seni görmek güzel her zaman. Teşekkür ederim. Çok şanslıyız. Senin gibi sporculara muhabbet edebiliyoruz. Aa, çok naziksin dostum. Uzun süre sonra görüştük. Ben de keyif alıyorum şu anda seni gördüğüm için. Seni görmek her zaman güzel kardeşim, sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hocam? Vallahi iyi gidiyor. Uzun bir aradan sonra tekrar bir yarışma fırsatım oldu Venedik'te 3 hafta evvel. Eski Serdar Aktol gibi olması da orta karar bir haldeydim. Sonra sonucu güzel oldu. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Yine dünya şampiyonu oldum. Sevdiğim işi yapmaya devam ediyorum. Derslerim devam ediyor. Spor zaten yaşam tarzımız. Ömür boyu sürecek. Mezara kadar aynı yoldayız. Tabii ki podyum bir yerden sonra olmayacak ama başka bir karar aldım. Geçen seneki bırakma kararım üzerine. Hem gelen talep, hem kendi ruhum, ruhsal durumum, yani bu işe olan aşkım sebebiyle ben daha sporu bırakmama kararı aldım. Ve önümüzdeki 5 sene, 10 sene inşallah podyuma çıkacağım. Bir derece kaygım yok ama podyuma çıktığım zaman da yine savaşçı ruhum. Ondan sonra podyuma çıkarkenki yapmış olduğum mücadele mutlaka beni belirli bir sınırın altına düşürmeyecektir. Yani beni seyretmeye devam edeceksiniz yani. Bu kadar. Hocam kimler var ders verdiğim? Ben Serdar Bilgili'yi biliyorum. O da Beşiktaşlı olduğum için. Evet. Serdar Başkan var. Ben genelde öğrencimin ismini vermekten çok hoşlanmıyorum. Serdar abiyle çok sevdiğim birisi. Ondan sonra onunla sosyal ortamda fotoğraf paylaştığım için herkes ona vakıf oldu. Neye göre seçiyorsunuz mesela? Hani buradan seyreden birisi dese ki ben Serdar Aktolga'ya hayranım ve ondan PT almak istiyorum, evet, yararlanmak istiyorum. Ne lazım? Hiçbir şey lazım değil. Bu konuda kendi reklamımı yapmıyorum. Evet. Bir şey soracağım, hemen sözünü kestim. Bu uzaktan eğitim yapıyor musun? Uzaktan eğitim yapmıyorum. Yapmamamın sebebi şu. Bir, onun için ciddi bir zaman lazım. Yanı sıra da inanmadığım bir şeyi yapmıyorum. Onu soracağım. Yani inanıyor musun? Bu bir tercih meselesi. Sonuç alan insanlar var ki tercih ediliyor ve insanlar bu konuda bunu yapan arkadaşlara yönlenebilir ama benim işim o değil. Gelen resimlere göre müdahale ediyorlar. Ama o gelen resimlerde ışık, kişinin durumu, hani bunları nasıl ayarlıyorlar, nasıl şey yapıyorlar? Biraz ben şey buluyorum yani. Çok sağlıklı bulmuyorum. Ama fiyatlar çok ucuz. 160 lira para veriyorsun. 4 ay boyunca birisine istediğin soruyu sorabiliyorsun. Böyle bir hakkın var. Gece mesaj atabilirsin WhatsApp'ta. Şimdi hiçbir şey bilmemektense ben 160 lira verip bir şeyler öğrenmeyi tercih ederim. Hani aldıkları bilgileri de kolay kolay kimseden alamazlar. Ben yapmıyorum ama yapanlara da herhangi bir lafım yok. Çok net. Hepsi inşallah çok daha iyilerini yaparlar. Çok daha çok para kazanırlar. Niye gidemiyoruz Mr. Olympia'ya? Ya 70-80 milyonluk bir ülkede Mr. Olympia'da yarışacak genetiğe sahip olan bir insanın olmama ihtimali yok. Bu belki şu anda mühendis, belki doktor. Vücut gelişiminin farkına varılacak yaş 16-17-18-22-23-24-25 diyelim. 24-25'ine kadar bunun farkına verilecek bir ortamımız, böyle bir sporcu yetiştirecek bir sistemimiz yok. Mr. Olympia olabilecek kabiliyette insanlar. Sonuç böyle bir backgroundları var üniversiteden. Basketbol, futbol, Amerikan futbolu. Kendilerinin vücut gelişmeye olan kabiliyetlerini ya hocalar, ya etrafındaki insanlar, ya kendileri fark edip bu işe yönlenip oralara gelebiliyor. Ama bizde bunu fark edebilecek insan sayısı çok az. Ben de spora başladığım zaman benim için çok çok istekli, çok hırslı ama çok kabiliyetsiz bir numara olmaz diyorlardı. Ciddi mi? Niye öyle dediler? O anki görüntüm öyleydi ama ben de şimdi benim başlangıçtaki halimi göz önüne alıyorum. Hani fotoğraflarıma bakıyorum. Ben de aynı şekilde yorumlayabilirim. Kendime objektif baktığım zaman ben çok kabiliyetli olmuyorum ama ben iyi bir disiplin adamıyım. İstikrarlı bir sporcuyum. 27 senede tek ciddi sakatlığımı bu en son o yarışmadan Kıbrıs'taki yarışmadan önce yaşadım. İyi bir çalıştırıcıyım. Benim antrenörlüğüm mesela sporculuğumdan daha iyidir. Avrupa'da yapılan yarışmaların çoğunu çok kolay bir şekilde kazanabilecek potansiyelim olduğunu biliyorum zaten. Yaptığım işi seviyorum, dereceleri sevmiyorum. Yani şampiyonluklar falan ikinci kısmında. Benim için önemli olan gym hayatı, dostluklar, bana kazandırdıkları. 22'den 19 tanesi biz seni görüp bu spora başladık diyor. Benim için önemli olan bu. Bundan daha büyük bir şampiyonluk olamaz. Moda'da büyüdüm ben. Bu spora başladığımda 17 yaşındaydım. Moda'da efsane bir salonda idman yapıyordun değil mi zamanında? Kimler vardı o salonda? Majestik'te antrenman yaptım. Oradaki zaten Turu Topa, ondan sonra benim
hem hocam hem abim hem dostumdur. Çok o da bir efsane. O da başlı başına bir efsanedir. Adnan Sır, ondan sonra Hüseyin Karadeniz, İsmail Akbal, Rıza Batur, Ahmet Tezel çok severim. Hani bu abilerimizi gördük, bu abilerimizi örnek aldık. Ben spor salonuna girdiğim Airport Spor Center'a. İlk gördüğüm sahne Adnan Sır ve Türk Top'a Scott Köl yapıyordu. Atlet vardı üzerlerinde. Ben gördüm, ağzım açık kaldı, dedim ki bir erkek dedim bu şekilde gözükmeli. Ya bu görüntüye sahip olmalı dedim. Ve oraya kayıt olduk ve başladım. Ne Instagram var ne Facebook var. Evet. Televizyon bir tane. Evet. O da renkli değil. Evet. Bazen öyle kıyas yapıyor musun kendine? Şu anda herkes sporcu, herkes özel antrenör. Mesela çok şu an kendi sistemini icat eden insanlar var 3 senedir sporun içinde. Vücut geliştirmeyi sanki hiç kimse bilmiyordu. Bir tek o buldu, o yarattı ve anasını satayım hani her gün bu mesajı veriyor. İnternetli huyum, ben mesela Instagram'dan bana yazılan, DM'den yazılan hiçbir şey cevap vermiyorum. Facebook'tan da cevap vermiyorum. Yetişebilir mi? Yetişemezsin. Yetişemem ama vermiyorum. Bir iki tanesine de vermiyorum. İkincisine de vermiyorum. Çünkü birine verirsem der ki bana Serdar Aktoğ geçen gün mesaj yazdı. Evet. Ben o zaman o çizgimi bozmuş olurum. Normal ön panelden yazın. Ben zaten okuyorum, görüyorum. Ona da cevap vermiyorum. Ben sadece like atıyorum güzel yorumlara. İyiyse de kötüse, bana hakaret etse like atarım. Beni seven arkadaşlar gereken cevapları veriyor. Hocam futbolla aram nasıl? Futbolla aram çok iyi. Fenerbahçe'yi sanıyordum seni. Ben 1981 yılında Başbakanlık Kupası'nda Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-1 yendi. O gün Galatasaraylı oldum. Böyle bir mağdur şeyi var bende. Ciddi mi söylüyorsun? Mağdurun yanında durmak falan gibi. Gazeteye baktım, işte Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-1 yendi. Ulan dedi, ben dedim Galatasaraylı olacağım dedi. Fener dedim Galatasaraylı oldum. Mesela ben Galatasaray'ın 10.000'i şu an sayamam. Fenerbahçe'ninkini sayamam. Bu da demek ki burada da bir yozlaşma var, burada da bir şey var. Yani ben bu... En sevdiğin Galatasaray zamanı hangi zamandı? Tabii ki 2000'li yıllardaki. Çok özeldi. Süper Kupa, UEFA Kupası. Yani öyle bir kadro yok. Hatta demin muhabbeti geçti. Ben dedim ki 2000 yılındaki Galatasaray'ı dedim. Şu an Galatasaray'ı dedim yenemez. Onun bir öncesi de çok iyiydi mesela, Tancıların dönemi. O zaman futbol çok yavaştı ülkemizde. Futbol kalitesi çok düşüktü. Düşük zaten miydi? Bir futbolcunun çıkıp 37-38 tane gol atması bunun en büyük kanıtı. Hocam Tanju Çolak'ı özlemiyor musun? Ben o zamanları çok özlüyorum. Metin, ya, Ali, Feyyaz, Tanju. Türbünde olduğum dönem çok hakimim. Yani olaya o kadar çok hakimim. Yani bir Feyyaz nasıl çıkabilir? Yani. O kadar teknik. Ondan sonra ne bileyim bir Rıdvan nasıl çıkar? Ne bileyim bir... Yani saymak da bitmez ki, bir Prekazi gelir mi? Yani bunların hepsi düşünceli. Galatasaraylı futbolculardan veya sporculardan özel ders verdiğin... Burak Yılmaz. Evet, bir tek onunla oldu. Bir yıl kadar Uçay'la. Uçay kişilik ve karakter olarak da örnek bir adam. Kişilik olarak da örnek bir adam. Antrenman yapmak da onda çok keyifliydi. Çok güçlü bir adam gibi gözüküyor ama sen daha iyi bilirsin. Gerçekten güçlü. Hava toplarında bizim futbolcularla da çarpıştığı zaman ya da örnekti yani. Bizim zaten bu hep 6'larımız, 7'lerimiz, 8'lerimiz, 5'lerimiz yurt dışında aldığımız kötü sonuçların hepsi fiziksel üstünlüğümüzün eksik olmasından kaynaklıydı. Çünkü nedir? Bizimki sporcularımız spor salonuna Derval'den sonra giriyor. Örnek vereyim ya, günümüzden Başakşehir örneği. Ağırlık çalışmasında tek önem veren adam Abdullah Avcı. En az sakatlığın olduğu takım, en performans takım ve geçen sene yani şampiyon adayı takım. Adam olayı çözmüş. Fiziksel güç olmadan teknik bir işe yaramaz. Diyor da eskiden böyle bayağı peynir ekmek yiyip maça çıkarlarmış. Ya antrenmaya bakarken su içmeyin falan diyorduk ya. Ne beslenmesi? Sabah normal işte annesi ne yaptıysa. Tabii aynen. Sporcu yemeği diye bir şey bilmiyorlarmış mesela. Zeytin, reçel, beyaz ekmek ondan sonra idmana geliyorlarmış. Yani bence iyi performans. Profesyonel sporcu bir de yani. Profesyonel sporcu. Yabancı sporcuların her zaman gözü Türkiye'de yani bir tık öndeler. Bence işte yabancı hayranlığı bırakmamız lazım. Özenmeyin Amerikalı sporcuların beslenmesine. Özenmeyin antrenman tarzlarına. Neden? Neden? Çünkü lokasyon denen bir şey var. Ya adam burada mesela diyet programı yazıyor işte beyaz balık. Ha, Türkiye'de olmayan şeyleri yazıyor değil mi? Brokoli, asparagus, işte yok yeni moda çıkardılar işte kokonat yağı, işte şey. Çok meşhur şimdi. Avokado yağı. Avokado da çok meşhur ya şimdi. Kardeşim senin vücudun tipine uygun değil bu. Sen ıspanak yiyeceksin, semizot yiyeceksin, zeytinyağı kullanacaksın, tereyağı kullanacaksın, mercimek yiyeceksin. Anladın mı? Senin genlerinde bu var. Bu şekilde daha başarılı olursun. Orta düzey fitnessçi, bodyci olmak isteyen veya body sporuna gönül vermiş. Kardiyonun temeli nedir? Sabah aç karnı mı? İdmandan sonra mı? Nedir bunun işi? Sırrı ne? Sevgili dostum, her idman, her strateji kişinin fiziksel durumuna göre ve ruhsal durumuna göre belirlenir. Yapılacak dönem var, yapılmayacak dönem var. Adama bakıyorsun, derisi zar gibi olmuş. Anabolik düzey üst düzeyde. Beslenme dana gibi yiyor ve hiçbir şekilde yarış atla dönmüş. Yaptığın kardiyo sadece seni daha fazla adele kazanmanı geriletir. Öyle mi? Çünkü kardiyo gerçekten testosteron düzeyinde düşüren bir hareket. Strateji çok büyük bir silah, çok etkili, %100 yapılması gereken bir şey
Ama sporcularla sağlık şahısları bir ayrı tutmamız lazım. Bir, sporcularda da o anki dönemine göre yıllık periyotlar halinde bu yüklemeler yapılmalı. Sabah akşam 45 dakika kardiyo yapıyorlar, ben söylüyorum yani büyük bir yanlışa düşüyorlar. Hocam en son videonu izledim, 200 kilo sırt yaptın, bir de yerine koydun ağırlığı. Mesela 115 kiloyum orada ve oldukça yağsızım. Mesela şimdi o videoda bakılması gereken şey 200 kilo bar rowing ve de dipin süperset halinde yapılması peş peşe ve 8'ler tekrar olabildiğince düzgün bir şekilde çıkartılması. Ama orada şimdi yorumlar oldu, işte göbek çıkmış. 200 kiloyu sadece yerinden kaldırmayı deney. İp ince bir insanın bile diyaframın durumu ortaya çıkacaktır. Bence bodybuilding ve fitness'ta eleştiri kadar hiçbir spor dalında eleştiri yok. Dorian Yates Türkiye'ye geldi. Ahmet Eminönü ile yan yana oturuyoruz biz. Elimizde kağıt kalem, hani Dorian ne diyecek? Hani faydalı bir şey dinler miyiz modundayız. Adam gömlekte geldi. Yanımızda 2-3 tane çocuk vardı, böyle yaptı. Ooo bitmiş oğlum adam dedi. Bu şimdi soyunmazdı dedi. Dorian Yates'e bunu yapan... Bana ne yapmasın veya Ahmet Emre'de ne yapmasın diye. Bizi anamıza sever yani. Hocam idman mesela atıyorum Amerika'da Golds'a gittin. İşte Richie Piana veya Jay Cutler kimse idman yapıyor. Türkiye'de benzer idmanları siz yapıyor musunuz? Yani idman farkınız var mı? Kimsenin idman tarzı kimseye uymayabilir. Birine faydalı olan birine faydalı olmayabilir. Burada bu vücutları belirli bir aşamaya gelmiş advanced dediğimiz insanları ben free'in bırakılmasından yanayım. Geri kalan şeyler belirler. Kabiliyet, maddi imkanlar, farmakolojikler, beslenme tekniği bunlar belirler. Yarışma döneminde günde ne kadar, kaç sefer yiyorsun, kaç kalori alıyorsun? 5 öğün yemek yemeye özen göster. İlk öğünüm ve son öğünümde yumurta içerir. Ben sarısıyla beraber tercih ediyorum ama bazen sarılarını yemiyorum çünkü sarıları yenilecek gibi değil. Benim dediğim eski yumurta sarısı, bildiğimiz öyle köy yumurtası bulurlarsa yesinler. Yarışma döneminde, diyet döneminde karbonhidratı ne kadar düşürüyorsun mesela? 600 ile 400 arası, 700 ile 400 arası seyreder. 1 kiloya çıktığı zaman da olur. 250'den aşağı düştüğümü çok hatırlamıyorum. Spor yapmayı seven bir adam için kilosu çarpı 2 midir protein alımı nedir? Bu çarpı 2'lere çarpı 1'lere falan inanmıyorum. Çok iyi besleneceksin. Yani hayvan gibi yiyeceksin. Hayvan gibi antrenman yapacaksın, yani çok iyi antrenman yapacaksın. Ve gerekeni yapacaksın. Bir de çok iyi uyuyacaksın. Ben uykuya da çok inanmıyorum. Ciddi hocam, neye inanıyorsun? Hakikaten bütün doğru bildiğimiz yanlışlar yazacağım altına. Doğru bildiğimiz yanlışlar. Bakın ne diyorum? Ben bir uzman görüşü olarak bunları söylemiyorum. Ben bir arkadaşına sohbet edermiş gibi kendi tecrübelerimi söylüyorum. Arnold da aynı şeyler anlattı. Bu işin kuralları belli. Bunun makrosuymuş, bimrensiymiş, avokadosuymuş, kokonatıymış, asparagosuymuş yok. Olaya su katmayacaksın. Vücut gelişme sert bir spor. Herkesin yapabileceği bir spor değil. Zaten bu senin dediğin şeyleri söyleyenler, bu antrenman tekniklerini getirenler, bu yağları kullananlar da çok light. İki tane uğur olsun. İkisi de 80 kilo yarışa girecek olsun. Bir tanesi moda antrenman teknikleri hazırlansın. Bir tanesi de old school training yapsın. İkisi de aynı beslensin, aynı formda olsun, podyuma çıksın. Sadece antrenman teknikleri faydalı olsun. Old school yapan öbürünün içinden geçer. Adile gösterişli durmaz. Kilo ağır basılmalı. Antrenman sert olmalı. Hep diyorlar işte, ben işte 20 kiloyu alıp öyle bir 30 tekrar yaparım ki senin işte 300 kiloyla yaptığın alt tekrarın daha etkili olur. Babayı olur yani. Net söyleyeyim yani. Bir bok olmaz. Adele o yükü yerse, bak kontrol edebilir. Burada kilonun adı yok. Kontrol edebileceğin en ağır kilo. Kontrolsüz kilo da değil. Seni sakatlayacak, zor duruma düşürecek, hareketi düzgün yapmamanı sağlayacak kilo değil. 200 kiloyu 8 tekrar bar rowing yapan adamla 60 kiloyu 20 tekrar yapan bar rowing yapan adamın sırtı bir olmaz uzun vadede. Temelinde orman kanunları yatar. Vücut o basıncı, o direnci görecek. 200 kilo bir isim. Hocam biz sizin gibi 200 kilo nasıl yapacağız? Bu gerizekalı mısın oğlum? Zaten yapamazsın. Senin 200 kilon da 60 kilo işte, onu yapacaksın yani, onu bul diyorum sana. Kardiyo konusu çok önemli ya. Evet. Bayanlar için, göbeği olan erkekler için. Evet. Ne yapmalı? Nasıl yağ yakmalı? Nasıl forma girmeli ufak da olsa? Spora ilk başladığınız zaman hem diyet hem antrenman bir anda birlikte yüklenmesinler. Yani ilk başta bir karşınıza gelen insana antrenman sevgisini, antrenman yapabilme şeyini aşılayın. Hani o gidip gelmek bile zordur insanla, bilmeyen insana. Hani her gün o spor çantasını alıp spor salonuna gitmek de bir eziyettir, başka bir şeydir. Daha sonra beslenmeyi, antrenman tekniklerini bilmem ne yüklesinler. Anladın mı? Böyle alıyorlar öğrenciyi, ilk boyundan diyet bir, antrenman bir. Şimdi 10 gün sonra pes ediyor adam. Adam kaçıyor zaten. Bırak istediği gibi yesin, içkisini içsin, dolaşsın normal hayatında ama spor alışkanlığını kazansın bir. Ama vücut geliştirmeci için farklıdır sistem. Yerine, görüne, sezonuna göre mutlaka bir kullanma tarzınız olması lazım. Öyle otomatiğe bağlayıp ben yılda her gün haftanın 4 gün 30 dakika yapıyorum dersen o işten de verim alamazsın. Futbolcu için ayrıdır, basketçi için ayrıdır, normal sedanter bir insan için farklıdır. Herkes aynı şeyi yaptıramazsın. 45 dakika kardiyo diye bağlıyorlar insanları ya. Ama normal standart 3 senedir 4 senedir spor yapan, durmadan spor salonuna giden her insana kardiyo tavsiye ediyorum.
kalp sağlığı, beden sağlığı, ruh sağlığı. Çok önemli değil mi? Kalp sağlığı için de çok önemli. Çok önemli mi bilmiyorum ama yapsınlar. Çok önemli mi bilemem. O yani... Ne kadar çok ilaç alırsan o kadar iyi badici olur musun? Var mı böyle bir şey? E, konunun zerre alakası yok yani. Ama konunun sadece onunla alakası olduğunu sanıyorlar. Şöyle tecrübelerimden söyleyeyim. Ben insan gördüm. Bütün maddi imkanları var. Tıbbın gerektirdiği her şeyi yaptı. 10 gram adele kazanmadı. Mümkün değil olmaz. Beslenmedikten sonra, dediğim şekilde antrenman yapmadıktan sonra, ruhunu vermedikten sonra istersen bütün doping maddelerini kullan, hiçbir şey olmaz. Yani ne demek? Halkın dilinde bu olan şişirme, ilacı bastıklı oldu falan gibi gerizekalı. Öyle bir şey olabilir mi yani? Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar yani? Çeyrek asırdan fazla oldu yani. 27 yılımı verdim. 27 yılda dünyanın bütün ülkelerinde yarışma yaptım. Bir sürü yarışmacı gördüm, yani arkadaşın oldu. Yani bir sürü arkadaşım oldu. Bir sürü bu işi yapıp bırakan insan oldu. Gözünüzü sadece seveyim. Hani alınan şeye bağlıyorlar ki. Yani ya bu böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani çok samimi söylüyorum bunu. Hayır, bazıları kaçar bu sorulardan. Onun için hani şey, tedirgin sordum. Ya benim çünkü... kaçacağım hiçbir soru yok. Babanızın zenginliği spor salonunda bu hayde etmez. Güç oluşturursunuz ve bu gücü tekniğe dökerseniz, muhteşem bir şekilde heykel gibi işlerseniz, 10 senenizi, 20 senenizi verirsiniz, podyuma çıkarsınız, ben de ilaç kullansam böyle olurum derler. Ya bu bir ruh hastalığıdır. Bu şekilde konuşanlar zaten beyinsizdir. 2, cahildir. 3 de zaten haddlerinin sınırlarını aşmıştır. Bu kadar basit. Hiç kimsenin emeğini küçümseyemezsin. Biliyorsunuz böyle spontan sohbetler zaten güzel oluyor. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Her şey güzel olacaktır. Hepinize sevgiler, saygılar.